Papa Francesco, Cuma günü Aziz Petrus Bazilikası'nda tüm dünyayı kutsama mesajında koronavirüs salgınının bir an önce sonlanması için dua etti. Papa, korkularımızı Tanrı'ya verdiğimizde zaferi o kazanacaktır. Çünkü Tanrı'nın gücü budur. Her şeyi, hatta kötü şeyleri bile iyiye çevirmek dedi. Papa Francesco, Cuma günü Aziz Petrus Bazilikası'nda tüm dünyayı kutsama mesajında koronavirüs salgınının bir an önce sonlanması için dua etti. Genellikle Noel günü ve Paskalya pazarında düzenlenen etkinlik, mevcut küresel durumun ciddiyetine uygun olarak Aziz Petrus Meydanı'nda modern iletişim araçlarıyla dünyaya seslendi. Markos 4:35-41 üzerinden verdiği mesajda COVID-19 salgını hepimizin aynı teknede olduğunu hatırlattı. Öğrenciler İsa'ya, "Öğretmenimiz hepimiz yok olacağız, umursamıyor musun?" diye sordu. İsa Mesih bizleri herkesten daha fazla önemsiyor. Bu fırtına savunmasız halimizi ortaya çıkardı ve çevremizdeki yanlış ve gereksiz şeylerin ortaya çıkmasını sağladı. Ortaya çıkan şey kardeşlerimize ait olmaktır dedi. Papa Francesco İsa'nın "Neden korkuyorsunuz, imanınız yok mu?" sorusunu sordu. Adaletsizliği, savaşları ve çığlıkları görmezden gelip son hızda ilerlediğimizi söyleyen Papa Francesco, "Ne olursa olsun hasta olan bir dünyada sağlıklı kalacağımızı düşünerek devam ettik. Şimdi ise fırtınalı denizin ortasında, Tanrım uyan diyerek haykırıyoruz. İsa Mesih bizleri imana çağırıyor. Sizse bu deneme zamanını bir seçim zamanı olarak ele almaya çalışıyorsunuz. Tanrı'nın yargılanma zamanı değil, neyin önemli ve gerekli olduğunu anlama zamanı" diyerek mesajına devam etti. Papa tüm zorluklara rağmen görevlerine devam eden sağlık personelleri, market çalışanları, temizlikçiler, rahipler, polis memurları ve gönüllülerin kendilerini inkar eden cesur davranışlarından ders alınması gerektiğini söyledi. Papa, "Korkularımızı Tanrı'ya verdiğimizde zaferi o kazanacaktır. Çünkü Tanrı'nın gücü budur. Her şeyi, hatta kötü şeyleri bile iyiye çevirmek. Tanrı fırtınalara dinginlik getirir. Tanrı ile yaşam asla son bulmaz" dedi. İsa'nın çarmıhı kurtuluşumuz ve umudumuzdur diyen Papa, "İsa'nın haçıyla şifa bulduk ve kucaklandık. Hiçbir şey veya hiç kimse bizi onun sevgisinden ayıramaz. Bu kadar kaybın ve acının ortasında bizi kurtaran mesajı yeniden dinleyelim. O dirildi ve aramızda yaşıyor. Umudu kucaklamak için Rabb'i kucaklamalıyız. Bizi kurtaran ve umut veren imanın gücüdür" dedi.